Hikayeler, hikayeler, hikayeler. Bin yaşayan da hikaye, bir yaşayan da hikaye. Zengin de hikaye, fakir de hikaye. Ataların dediği gibi bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş diyorlar. Nerede düşünsek hakkımız var, nerede ağlasak hakkımız var, nerede oynasak yine hakkımız var. Biz beşerler kanunlarla yönetilen insanlarız. Öyle zor insanlarız, öyle asi, öyle aksi insanlarız ki kainatta bizleri yönetmek için binlerce insanlar, binlerce peygamberler, binlerce krallar savaş yapmışlar, ölmüşler, öldürmüşler. Yine de bizim için müsbet bir kanun yapamamışlar. Biz o kadar aksiyiz, o kadar rahatsız insanlarız. Ben 1950 yılında aşık olmuştum. Nasıl aşık olmuştum acaba? Bilinmez nasıl aşık olduğum. O zamanlar muhakkak ki aşık olduğum zaman bir usta bulmalıydım, bir ustada hizmet etmeliydim, bir örnek, bir nakış almalıydım. O zamanlar Sarıkamış'ın, Şenkaya'nın, Selim'in, Horasan'ın arasında kilit noktası olan Soğanlı Dağları'nın çukur bir noktasında Gaziler Nahyesi, eski ismiyle bu kazanın, bu nahyenin ismi Bardız Nahyesi. Burada yaşlı, ihtiyar, hoca, ilim adamı ve aynı zamanda iyi bir aşık olan Nihani Baba mevcut idi. 1968 yılında vefat etti ve İstanbul'da öldü. Ben Nihani Baba'yı gitmeliydim, görmeliydim, ondan örnek almalıydım. Günlerden Cuma günü, yıllardan 1952 yılı Bardız Nahyesi'nde kapısının önünde iki kanatlı kapı olan bir bahçeden içeri girmiştik. İşte burası Nihani Baba'nın eviydi. Yoksul, fakir bir evdi. Yoksul, fakir ev olduğu belliydi. Pencerelerine ya mukavva kağıdı veyahut eski yastıklarla kapamışlardı. Sobanın boğum yerlerini tütmesin diye tuzlu çaputlarla sarmışlardı. Sobanın üstü ve önü kül yeğeni gibiydi. Kapının önüne de çocukların kirli bezlerini çaputlarına atmışlardı. Aynı zamanda tavukların yemini eşiğin dibine sermişlerdi. İşte burası yoksul eviydi. Ben pencerenin önünde oturmuş, camiye doğru bakıyordum. Biraz sonra cuma dağılmıştı. Camıdan çıkan cemaatin içinden bizim odaya doğru gelen 85 yaşlık bir ihtiyar vardı. Nefes darlığı tutmuştu, yakalamıştı. Bastona düşe düşe geliyordu. Ara sıra da derin derin nefes alıyordu. İşte bu zamanla güzel sesiyle gökyüzündeki turnaları döndüren Nihani Baba'ydı. Onun gelişini değerlendirecektik. Çünkü bizde de onun gibi ihtiyarlama, onun kadar yoksul düşme korkusu, kuşkusu ta o zamandan sanki belirmişti. Nihani Baba'nın bu gelişini sazımla, sözümle şöyle dile getiriyordum. Görelim biz ne diyeceğiz? O ihtiyar biraz sonra ne cevap verecekti? Hala bakın Nihan'ın halına, kocalanmış dişi düşmüş geliyor. Ecel kuşağını sarmış beni, hayat köprüsünü geçmiş geliyor. Hayat köprüsünü geçmiş geliyor. Hele baba nerede senin inci mercan sözlerin, ayağın önünü görmez gözlerin.
Egilmiş kametin yorgun dizlerin, umut bir bastona düşmüş geliyor, ay geliyor, geliyor. O zamana kadar kapının iç kapısına girmiş, iki kolunu sövelere dayamış, gözlerinden buram buram gelen yaşlarla bizi seyrediyordu ihtiyarlar. Biz son kıtayı hala devam ettiriyorduk. Hele seller coş ettikçe dere darlayamış, dalgalar vurdukça uçmuş yarlayamış. Kervan yoruldukça yük ağırlayamış, akşam olmuş güneş açmış geliyor. Kervan yoruldukça yük ağırlayamış, akşam olmuş güneş açmış geliyor. İhtiyar yanıma yaklaştı, elini öptüm, gözümden öptü. 10-12 sene evvel terk ettiği, bıraktığı sazını istedi hanımından. Sazını getirdiler, yırtık bir çaput arasına sarılmış, üzerinde iki tane paslı teli kalmıştı bu sazın. İhtiyar o sazıyla bir divan okuduktan sonra bizi köyün okuluna davet ettiler. İki minder atılmıştı, köylü hınca hınç dolmuştu. Birisi 13-14 yaşlarında, birisi 85 yaşlarında iki aşık karşılaşacaktı. Onlar da dinleyeceklerdi. Nihan'ı babayla bir iki söyledikten sonra taşlama sırası gelmişti. Ama ben onu taşlayamazdım. Utanırdım. Dedem yerinde adamdı. Saygı sayacaktım. Ben bir Anadolu çocuğuydum. Nihan'ı baba gençlerin bu arzusunu istemişti. Evladım, madem gençler ikimizin atışmasını istiyorlarsa sen onları kırma da iki atışalım dedi. Bir nevi kendinden izin aldım. Bakalım ki bu ihtiyarı nasıl taşlayacağız? Suçu ne? Neymiş bunun kabahati? Taşlanacak tarafı var mıydı acaba? Yüz yaşına girmiş bizim ihtiyar, yazık olsun yine meydan gözetir, gözetir, gözetir. Yüz yaşına girmiş bizim ihtiyar, yazık olsun yine meydan gözetir. Yani çok ihtiyarlanmış, dizinde takat kalmamış da ayıplıyorum, gelmiş bir de bir benimle meydan ediyor deyince ihtiyarın gözleri doldu da şöyle sazına ufaktan dokundu da şunu söyleyiverdi. Yavrum Elif her bir mahrecine hecelmez, aşıklar yorulmaz, dünya dincelmez. Ömür geçer ama gönül bocalmaz, yüz yaşına girse meydan gözetir. Ömür geçer ama gönül bocalmaz, yüz yaşına girse yine meydan gözetir. Eyvah gözetir. İhtiyar gönlü karşı verince gerçekten benim sözümü çürütmüş oldu. Çünkü gönül hiç ihtiyarlanmıyor. Yüz yaşına da girse yine meydan istiyor. Ne yapmalıydım? Başlatmıştım, bitirecektim. Müzik
Baba senin hükmü halın kalmadı, söndü pedeklerin balın kalmadı. Bir yana gidecek yolun kalmadı, gayrı seni bir kabristan gözetir. Bir yana gidecek yolun kalmadı, gayrı seni bir kabristan gözetir. Demek oğlum ben ihtiyarım, ölüm benim hakkım, senin hakkın değil mi? Dur evladım, dur dedi de şu cevabı verdi. Kuzum böyle kan fikri sokma araya, çam sakızı ilaç olmaz yaraya. Azrail gelirse bakma sıraya, bazen pir yerine civan gözetir. Azrail gelirse kuzum bakma sıraya, bazen pir yerine civan gözetir. Gerçekten ihtiyar bizim sözleri çürütüyordu. Bunun Afganistan'daki meşrukası olan Mihriban'ı akla getirdim de iyice yarasının püf noktasına parmağımı basmak istedim. Hele babam aşıklarda maşık için vad olur, zannetme ki bu dünyada tad olur. Belki acem dizi senden yad olur, şimdi eller alır düşman gözetir. Belki acem kızı senden yad olur, şimdi eller alır düşman gözetir. Eyvah eyvah. İyice ağlamıştı şu ihtiyar. Mahramasıyla gözlerini yaşını siliyordu ve son cevabını şöyle veriyordu. Hele merhametin yok mu yavrum ben ihtiyara, naciz vücuduma vurdum bir yara. Ben yar ile söz kesmişim mezara, ikrarım huzurlu divan gözetir. Ben yar ile söz kesmişim mezara, ikrarım huzurlu divan gözetir. Gözetir. Bitmemişti Nihani Baba ile bu atışma. O zaman ağlıyordu Nihani Baba çünkü onun meşukasını aklına getirmişti. Ben ileriye geçip onun gönlünü teskin edici bir mevzuat söylemem lazım idi ki elini kaldırdı. Evladım dinle, sen biraz hızlı gidiyorsun. Dur bir mevzuat da ben açayım, sen peşime gel dedi. Bakalım ki Nihani Baba bu deyiminde aşıklar için nasıl bir örnek gösterdi. Yavrum ben seni bilirdim has kumaş gibi, sen kendin gösterdin kara taş gibi. Şevkun ziya verse ay güneş gibi, önen gelen bulutlara ne dersin? Sen güneş gibi olsan, ben de bulut olur gelir senin önünü keser, ışığını keserim evladım. Çok benliklenme, çok gururlanma diyordu. Peki babacığım sen bulut olursunsa ben de rüzgar olurum. Çeliktir çekilmez babacan feleğin yayı, sen arifsin okumuşsun imlayı. Bulut olup siper çekmez semayı, dağıtacak rüzgarlara ne dersin? Oy oy ne dersin? Oy oy. Sen bulut olursun, ben de güneş olurum demiştim.
Bakalım ki bizim bulutun önüne ne gibi bir engel çıkaracaktı ihtiyar. Hele yavrum bir gün dağ başını sis duman alır, umutlar gelecek bahara kalır. Bir söz var ki gel kayadan ne alır, öne gelen şu dağlara ne dersin oy oy, ne dersin oy oy oy. Dağ olmuştu ihtiyar bizim rüzgara karşı. Rüzgarın engeli nedir dağlar? Hele baba anladım ki dağlar gibi ulum var. Çiçeğim var, çimenim var, gülüm var. Gelenim var, geçenim var, yolum var. Üstünü örtecek kara ne dersin oy oy, ne dersin oy oy. Öyle ya, dağın hasmi kardır, onun başını aylarca, 6 aylarca, hele bizim Erzurum'da olursa 12 ay her tarafını kapatır bırakmaz ki çıka da göze, her tarafı göze, göresin. Hele baba çeliktir çekilmez feleğin yayı, koca kuşlar cansız yapar yuvayı. Sen olursun basmak için ovayı, esir eden derelere ne dersin oy oy, ne dersin oy oy. Biz babanın bahardaki sellerini bir dere olduk, aldık içimize esir ettik. Bakalım ki baba bu deredeki seli nereye çıkaracak? Yavrum hiç rast gelmedin mi eroğlu ere, düşün sözlerimi fikret bir kere. Bir denize ne yapacak bir dere, önen gelen deryalara ne dersin gel gel, ne dersin gel gel gel. Bu defa derya olmuştu ihtiyar. Derya'nın hasmi neydi, derya neyle çarpışırdı? Hele baba merdelinden zehir içer giderim, namert altın olsa geçer giderim. Lütfederse yelken açar giderim, üstündeki kaptanlara ne dersin gel gel, ne dersin gel gel gel. Biz kaptan olduk, denizin üstünden geçmek isterken ihtiyarın aklına şu gelmişti. Hele yavrum sözlerin çok güzel, gel beni kına, faydasız bir işin düşman ardına. Pusulan kaybolur çıkar fırtına, gidemezsin bir kenara ne dersin oğlum, ne dersin. Baba haberin yok mudur perverdigardan, bütün alemlere yar olan yardan. Hazreti Yunus'u kurtardı dardan, sahip olan o settara ne dersin gel gel, ne dersin ey. Anladım yavrum sen biraz etmişsin talim, lakin ahlakında halim ol halim. Hasili ve selam uzatmayalım, önen gelen bir mezara ne dersin gel gel, ne dersin ey. Her şeyin sonu mezardı, işi mezara dayamıştı ihtiyar. Babacan sen usta ben çırak, hapisi hava, öperim elini beklerim dua. Zayikatın külli nefsin mevkiva, bozulmayan mukaddere ne dersin gel gel, ne dersin ey.